şöyle bir dolaşım sergi, beni de çekersin. Lise yıllarında fotoğraf çekimlerine olan ilgisi Rasim Çetiner'i bugünlere taşıdı. 1981 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesinden mezun olması da Çetiner'i bu anlamda faaliyete sürükledi. Rasim Çetiner bugün itibariyle Kültür ve Turizm Haftası kapsamında arşivlediği doğal ve endemik bitki ve hayvan türlerini meraklıların beğenisine sundu. Sergide 50'ye yakın fotoğrafın bulunduğunu ifade eden Çetiner, sergiye dair Pamukkale TV mikrofonlarına konuştu. Her an şehir içinde göreceğimiz kültürel bitkiler değil. Yani belediyelerin kullandığı veya evlerde, bahçelerde kullandığımız bitkiler değil. Bunlar bizim doğal türlerimiz. Yani batırıların peşinde olup kaçırdığı, çaldıkları türlerden. Arazide bunun açtığı zamanı bilmezseniz, görmeden o yılı kapatabilirsiniz. O yüzden tabii biz ormancı meslek sahibi olarak bu konuda da öncelikle bilgi sahibi olduğumuzdan neyin nerede olduğunu bilerek gidip orada onun fotoğrafını çekiyoruz. Mesela o mıntıkaya bir hafta geç giderseniz bu çiçeği kaybedebilirsiniz. Gözükmez. O anlamda bunlar çok değerli. Orkide dediğimiz şeylerin çoğu salep bitkisidir. Denizde de 50-60 kadar salep türü var, sadece orkide türü. Bunların da 15-20 tanesi ticari değere sahip ama halen denizde çok farkında değiliz. Belki bu fotoğraf sergisiyle bir ışık tutmuş oluruz. Şu anda burada kaç tane fotoğraf var? 50 fotoğraf sunduk. Bitki, hayvan ve manzara karışık. Yani yer durumundan dolayı böyle bir şey oldu. Tabii ki arşivimizde çok fazla fotoğraf var. Peki bu ilk serginiz mi yoksa daha önce defalarca yaptınız, bundan sonra da yapacak mısınız? Şöyle, ben dedim ya, Denizli Fotoğraf Sanatı Derneği kurucularındanım. O yıldan beri 8 karma sergiye katıldım. 3 de kişisel sergi oldu. Bu doğa ve doğanın renkleri anlamında 3. sergimiz. Turan Bahadır Sergi Salonu'nda birisi. Diğer ikisi de burada olmak üzere. Kişisel 3. karma olarak da 8 sergimiz var. Teşekkür ediyorum. Birçok ulusal, uluslararası yarışmalarda da tanıtım görüntümüz de var. Ödüllerimiz var. Pek üstünde duramıyorum. Çünkü yoğun çalışıyorum. Birçok kitap çalışmalarımız da oluyor. Değişik üniversitelerle beraber çalışıyoruz. Bilimsel eserlere görsel katkı sunmak anlamında. Ben teşekkür ediyorum.